Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Bugün pratiğe kaçtım arkadaşlar. Şöyle müfte hamurum vardı. 2 paket böyle. Bu arada vegan. Merak edenler için söyleyeyim buradan. Her zaman alıyorum bu hamuru hep alıyorum. Ve gerçekten çok güzel oluyor. Kabarıyor. Çocuklar pratiğe kaçtım bugün. Seviyorlar, yesinler. Bugün öyle ne yemek yapacağım şaşırıyorum gerçekten. Bugün böyle yapacağım. Ve biraz peynirli, biraz nutellalı ve biraz da sucuklu yapacağım arkadaşlar. Yumurtamı da hazırladım burada. Susamımı da hazırladım. Hepsi burada elimin altında. Ve airfryer'imde yapacağım arkadaşlar. Şekil airfryer'imde. Çok güzel oluyor. Denedim önce. Bayağı güzel oluyor. Şimdi bunu hemen yapayım. Şöyle hamurumu çıkarayım. Gerçekten deneyin. Çok pratik, güzel. Yani gerçekten bunun için fırını açmaya gerek yok. Her zaman yapıyorum ve gerçekten de memnunum. Çabuk da oluyor. Çocuklar da okulda geldi. Derslerini yapıyorlar. Şöyle açtım hamurumu. Size sadece kısa bir göstereyim. Şekilleri size bağlı arkadaşlar. Ama ben genelde aynı şekil yapıyorum. Şöyle. Peynirleri şu şekil yaptım. Şu şekil. Peynirleri böyle yapacağım. Modellerini farklı yapıyorum ki çocuklar bilsin hangisinde ne var. Şu şekil üstüne şey sürerim. Peynir, şimdi yumurta sarısı. Daha üzerine isterseniz susam, çörek otu bilirsiniz. Yani neyi seviyorsanız onu serpiştirebilirsiniz. Böyle. Gerçekten insan her gün şaşırıyor ne yapacağını. Vallahi. Keşke bu yemeklerde hiç olmasa. Değil mi? İsterseniz maydanoz aynı parça gibi, sigara böreği gibi maydanoz da koyabilirsiniz. Benimkiler pek sevmediği için koymuyorum. Şimdi açayım. Airfryer'imi açayım. Yumurta pişsin. Yumurtamı süreyim. Bilal yine ne peşindesin? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Kola. İçmezsen iyi olur. Değil mi? Ne? İçmezsen daha iyi. Şu şekil arkadaşlar. Böyle koydum. Böyle ekleyeyim. Ve 200'e verdim. 15 dakika. Geç 15 dakika olsun. Böyle pişsin. Gerçek bunlar, bu airfryer'ler çok pratik oluyor. İyi oluyor. Abla yapmayı unutmayın. Burada söyle. Abla yapmayı unutmayın. Bakın.
Bakın gözüne biraz geçmiş. Vallahi doktora götürdük gözü için. Zorlama olmuş dedi. Yani bir şeyle kendini yormuş, zorlamış. Ya işte. Nein. Sakın onu bırak. Ben bunları yapayım, sonra görüşürüz. Arkadaşlar çikolatalılar da böyle yaptım bu şekil. Şeye sığsınlar diye. Açıyor. Efendim? Açıyor. Tamam aç. İlaçını. İlaç mı? İlaç. Tamam annem, ilaç. İlaç mı? Tamam ilaç mı? Burada. Şöyle biraz sucuğumu keseyim. Biraz da sucuklu yapayım. Şeyleri de bu şekil yaptım. Farklar olsun. Boğazın ağrıyor. İçme işte o zaman. Ben size diyorum siz içiyorsunuz. Boğazın ağrıyorsa içme. Bilal istiyor. Bilal istiyor. Bilal içsin. Karnı ağrır onun da. Onlara da bir çizik atıyorum ki şu olsun. Böyle çiziklerini atıyorum. Anne bana ağrıyor. Tamam artık içme. Yeter bak üstüne döktüm. Anında yemelisin. Neyse. Dur. Dur göstereyim arkadaşlar. Bu şekil. Böyle. Oldu. Gayet de güzel oldu. Çocuklar birazını yedi. Burada hazırlar, bekliyorlar. Bu şekil hemen pratik hazırladım. Size içinde göstereyim. Böyle göstereyim size. Güzel oluyorlar gerçekten. Pratik hemen. Hadi sen ne yapıyorsun? Hı? Sen ne yapıyorsun? Okul için şey hazırlıyorum. Arkadaşlar makineyle ne güzel yapmış. Bana söylemeden yaptı. Hani nasıl yapacağını söylemeden yaptı. Hatta kürdan istedim ben kendisine kızdım. Ne yapacaksın şimdi ne şaşmışsın diye. Ay ne tatlı yapmış makineyle. Nereye götürüyor? Okuldan şey varmış. Yani ne istersen götürürsün. Yemek isteyen yesin diye. Hivda da meyve götürmek istemiş. Çok güzel. Ama güzel düşünmüşsün. Ama sen bunları bir mandalina, bir muz, bir elma, bir
hurma diye şey yapsan olmaz mı? O da güzel olur. Sen bilirsin. Ben de kiviyim. Karışmayayım ben. Arkadaşlar böyle benim kızım böyle bir şey yapmış. Ellerine sağlık annesinin güzelliği. Bakayım hele bir bak. Prensesim benim. Eline sağlık. Arkadaşlar. Kızım bunu öğretmenine hazırlamış. Bir kese, bir takı, bir de maske. Böyle evet. Bir şey koymuş. Bu öğretmenin çocuğu mu olacak? Evet. Onun için yaptım. Uy ben ölüm. Buna ne koydun? Kendince bir şeyler hazırlamış. Evet, herkese bunu yapmak istedim. Çok güzel olmuş. Vallahi iyi düşünmüşsün annem. Ne oku ben gidiyor diye. Ha gidiyor. Böyle küçük bir el emeği hediye hazırlamış. Şunu da koyabiliriz de. Nasıl koy? Ay çok tatlı. Eline sağlık mı oluyor? Bir şey değil. Tamam arkadaşlar şimdi sabahın 6:30. Vallahi çocuklar çok erken mecbur uyanıyor. 7:45'te dersleri var. Çok iyi düşünmüşsün. Aferin benim kızıma. Öğretmeni gidiyor diye küçük bir armağan. Bir de eve gelen öğretmene bir tane hazırlamış. O da öyle küçük bir şey. Çok tatlı ama düşünmesi yeterli benim kızımın. Tamam. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Hava karanlık. Gerçekten bulaşıkları makinede çıkardım. Makinemi boşalttım. Şimdi kerbiri bir tarafta. Onları toparlıyorum. Bunlar yerine çalışıyorum. Çocuklar giyinip hazırlanırken. Vallahi işler bitmiyor. Böyle. Bunları bir yerine koyayım. Sonra görüşürüz. Bugün ütüyle kapatmak istedim videomu. Nasılsınız? Ben de biraz ütüyü arada çıkarayım arkadaşlar. Birkaç gündür yapmadım. O yüzden biraz büyüktü. Bunları yapayım arada çıkarayım. Hafta sonu yaylaya gitmeyi düşünüyoruz. Biz yayla diyoruz. Bilingen Şivengen tarafına. Orada amcam, yengem, halam, kuzenlerim var. Burada bir tatil var Almanya'da genelde. Genelinde tatil arkadaşlar. 24-25-26. O yüzden de çocukları götürelim. Değişiklik olsun. Çocuklar çok istiyor. Kaç gündür uyumuyorlar hevesten, heyecandan. Kızım habire hediye hazırlıyor. Kuzenlerim çocuklarına, kuzenlerine, oğluna beraber paket yapıyorlar. Heyecanlılar, mutlular. Çocuk olmak çok güzel arkadaşlar gerçekten. Küçücük şeylerle bile mutlu oluyorlar. Dedim bari ütümü de arada çıkarayım çünkü gittiğimde 2 gün kalacağım. Pazar gideceğiz. Salı günü de işim dükkanı kapatıp gelecek. Salı günü döneriz büyük ihtimal. Şimdi bari işlerimi bitireyim. Gerçekten iş kaldı mı? Hele bir de özellikle ütü kaldı mı kalıyor. Ben öyleyim bilmiyorum. Bugün yaparım diyorum. Yarına kalıyor. Yarın yaparım diyor. Öyle erteliyorum. Erteliyorum bakıyorum. İçine çıkamayacak hal alıyor. Bilmiyorum ben öyleyim. Şöyle dedim bugün yapayım. Çıkarayım arada. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Arkadaşlar oraya yayla dememin sebebi hep kar var, kış, soğuk, her zaman tatlık var orada arkadaşlar. O yüzden yayla diyorum. Ama güzel. Seviyorum. Bende yeri başka olanı. Çünkü ilk Almanya geldiğimde oraya geldim. Amcamlara, yengemlere, halamlara geldim. Sağ olsunlar beni misafir etmişlerdi. İlk gözümü orada açtım yani Almanya'da geldiğimde. Evden olan yeri bende farklı. Kuzenimin de çocukları benim çocuklarımla yaşıt. O yüzden çok iyi anlaşıyorlar. Kızı benim kızımla yaşıt. Oğlu benim oğlumla yaşıt. Küçük kızlarımız da arasında bir yaş var. Benimki bir yaş abimin. Ondaki en büyük. Ama anlaşıyorlar. Hani çocukların yaşıt olması güzel bir avantaj. Sıkılmadan oynuyorlar. Gitmek için hevesleniyorlar. Böyle.
sütümü de yapayım. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler nasılsınız? Hatta orada da diğer eltilerim ikisi de oraya gelecekler. Eşleri, kayınlarım falan. Yani güzel olacak. Güzel geçecek. Kalabalık, güzel. Hepimiz bir arada. Çok güzel olacak. Eşimin de oğlu, şimdi kaynımın oğlu da benim İbrahim'le aynı yaşı. Onlar birbirlerini çok seviyorlar, çok iyi anlaşıyorlar. Yani hepsi bir arada olacak çocukların. Çok iyi olacak gerçekten. Bir de o tatil, dört gözü o tatili bekliyor çocuklar bir arada olmak için. Ne bileyim. Çocukları mutlu etmek çok kolay. Bir arada galiba kuzenim arıyor. Anamda. Kuzenim de arıyor. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne ediyorsunuz? Ya Türkiye'de izleyenler için bence bu tatil yok ama Almanya'da izleyenler için bu tatilde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nerelere gitmeyi düşünüyorsunuz? Allah işte. Çünkü böyle. Orada da inşallah çekim yaparım. İzin verilirse. İsterlerse, izin verirlerse çekerim arkadaşlar. Kendilerine. İstemezlerse de çok en doğal hakları. Çünkü normal arkadaşlar istemeyebilirler. En doğal hakları. Ben bile daha yeni alışıyorum. Alışıyorum kameraya, görüntülenmeye. O yüzden insanlar normal. İzin verirlerse çekerim. İzin vermezlerse inşallah kar vardır. Kar çekerim size bol bol. Böyle. Ütüm bitti. Getirdim ütümü. Neyse. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.